C. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar Habere Doğru programımıza. Habere Doğru programın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz 17 ve bugün günlerden 14 Mayıs Salı. Salı deyince biliyorsunuz grup toplantılarının ağırlıkta olduğu bir gündemimiz oluşuyor. Çünkü sabah saatlerinde Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin grup toplantısı var ve aynı zamanda saat 13.30'da da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleşiyor. Bugün Özgür Özel hem birçok konuya değindi aslında, o çok birçok konuya değindiğini söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 1,5 saate yakın bir grup toplantısı, grup konuşmasıydı. Yoğun bir kalabalık içerisinde geçtiğini söyleyebiliriz. Ben de özellikle bu grup toplantılarına gitmeyi istiyorum. Çünkü orada hem vatandaşların derdini anlatmasını bizzat canlı olarak şahit oluyorsunuz. Ve aynı zamanda da milletvekilleriyle, siyasetçilerle birlikte olunca biraz da hani geri planda neler konuşuyor, kulis bilgileri nelerdir o şekilde anlamaya çalışıyorsunuz ve iyi de oluyor. Grup toplantılarının bugünkü gündemi ağırlıklı olarak tabii ki tasarruf tedbirleriydi. Çünkü dün biliyorsunuz Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz birlikte açıkladıkları tasarruf tedbirleri konusunda vatandaşı ikna edemediler diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü sokağa çıktığınızda duyuyorsunuz güvensizlik. Hat safhada mümkün değil bunu yapmaları diyor ve üstelik de hani devede kulak olabilecek, dağ fare doğurdu denilebilecek bir miktardan söz ediliyor. 100 milyar liralık hakikaten de söylediklerini yapacak olsalar 100 milyar liralık bir tasarruftan söz edilebilir. Devletin bütçesinin açığı ise 2,7 trilyon lira. Dolayısıyla bunun hani söz konusu olan, hani tasarruf iyi bir şeydir, mutlaka yapılmalıdır. Fakat bunu eksiksiz bir şekilde uygulamak, özellikle de saraya mutlaka yansıtmak gerektiğini söyleyenler çoğunlukta. Cumhurbaşkanı'nın 13-14 neyse uçağı olduğunu söylüyoruz biliyorsunuz ama bir tanesini bile gözden çıkarmayı henüz daha kabullenmiş değil Cumhurbaşkanı. Ve üstelik saraylarında oturmaya devam ediyor. Okluk Koyun'daki, Van'daki, işte buradaki külliye, Ankara'daki ve dakikası sadece dakikası 4 emeklinin parasından söz ediliyor. 4 emeklinin aylık alacağı, aldığı maaşı harcayan bir saraydan söz ediyoruz. Bakalım bu tasarruf tedbirleri neler getirecek, bunu yakından konuşacağız. Birazdan bizimle birlikte Orhan Sarıbal, bizimle birlikte olacak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, ziraat mühendisi aynı zamanda, altını çizmem lazım. Bugün çünkü Dünya Çiftçiler Günü. Vatandaşın içinde bulunduğu, tarım sektöründe çalışanların, köylülerin, çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntıyı konuşacağız. Türkiye'deki manzaranın iç karartıcı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Atatürk'ün o sözünü unutmayalım. Milli ekonominin temeli tarımdır. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür diyen Gazi Mustafa Kemal'in oluşturmak istediği ülkeden çok uzağız artık. Giderek de uzaklaşıyoruz. Orhan Sarıbal birazdan değerlendirmelerini yapacak. Resmen tarım konusunda sınıfta kaldık ve köylerden kente göçün en büyük nedenlerinden biri de bu. Dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle vatandaşımızı tarımsal ürünlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu acı verici, bu iç karartıcı manzarayı birazdan Orhan Sarıbal'la konuşacağız. Bugün Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan birkaç örnek vereyim size. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dediğim gibi 1,5 saate yakın bir konuşma yaptı. Hemen hemen her konuya değindi. Tabii ki içlerinde tarım konusu da Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle vardı. Ama tabii ki tasarruf tedbirleri ön plandaydı. Özgür Özel bugün grup toplantısında bakın neler söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler için, kendi belediyeleri için bunun çok ilerisinde bir tasarruf genelgesini geçen hafta belediye başkanlarıyla paylaştı. Zaten CHP'deki altın oran, yani AKP ile CHP arasındaki altın oran x4'tür. CHP'li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında, geçmiş hesaplarına bakıldığında yarı fiyatına 2 kat iş yaparlar. Millete kemer sık, öğretmene atanma, İktisadi İdari Bilim Fakültesi öğrencilerine bekle, veterinere bekle, hemşireye bekle, eczacıya bekle,
Diploma verdim ama parayı beşli çeteye verdim. Kemeri garibana sıktırıp beşli çetelere, onunla ilgili bir şey gördünüz mü? Örneğin dolar bazında garanti verdin. Yetmez. Doların Amerika enflasyonunu da yıllık zam diye veriyor. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz. Bu kadar net. Kobani davası ama esasen HDP'li demli siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırılma, kayyuma bahane üretme, algı yönetimine başvurulmuş bir dava. Bu dava perşembe günü görülecek. Bu davadan adalete uygun bir karar çıkmasını bekliyoruz. Evet değerli izleyiciler, Özgür Özel'in söyledikleri bunlardı. Birazdan Orhan Sarıvalla birlikte olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bizimle birlikte olacak. Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımı konuşacağız. Geçelim Sinan Ateş'in, Sinan Ateş cinayetine. Her gün bir veri çıkıyor, her gün bir belge çıkıyor, her gün bir fotoğraf, bir video çıkıyor. Vurulma anı ortaya çıktı ve onunla ilgili de görüntüleri size aktaralım. Çünkü bu cinayet çok konuşulacak. Bugün her halükarda hem Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasına yansıdı. Hatta Tuncer Bakıran'ın DEM Partisi Genel Başkanı, eş genel başkanının konuşmasına da yansıdı bugün bu konu. Sinan Ateş'in vurulma anı. Bugün tam yaklaşık 17 ay sonra ortaya çıkan görüntüler. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı. Ateş suikasti an be an güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'le yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor. Ateş'in vurulmasının ardından Keçik silahını çekiyor. Kaçan saldırganlara ateş ediyor. Ateş'in arkadaşı Selman Bozkurt'un omzundan yaralanarak Sinan Ateş'in yanına düştüğü anlarda kamera kayıtlarında yer aldı. Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Çakarlı araçta kaçırdığı öne sürülen Emre Yüksel'in görüntülerini paylaştı. O görüntülerde Yüksel'in kolundan tutan polise "Bir dakika, ben Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım" dediği görülüyor. Ayşe Ateş söz konusu paylaşımına şu notu ekledi. Dilerseniz bir de tutuklananların bizimle alakaları yok. Bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan Emre Yüksel'in sesinden dinleyelim. Burada devletin polisine, devlete kafa tutuyor. Tıpkı karıştığı bu siyasi cinayette yaptığı gibi. Herkes eteğindeki taşları döksün. İmaları, ithamları bir yana bırakıp elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunsun. Bir ayağı apaçık Ankara'da olan bu suikastin diğer ayağının nerede olduğunu da bütün kamuoyu öğrensin. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Ankara'dan İstanbul'a kaçırdığı düşünülen aracın görüntüleri geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. O görüntülerde şoför koltuğundaki kişinin Emre Yüksel olduğu ortaya çıktı. Emre Yüksel, ateş cinayeti soruşturması kapsamında 26 Ocak 2023'te tutuklandı. Evet değerli izleyiciler, bu konuyu da gündemimiz aldı, konuşmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Böylesine Ankara'nın göbeğinde işlenen bir cinayetin ile ilgili davanın üzerine siyasi bir perde çekmek mümkün olmayacak. Bunu söyleyelim şimdiden. Geçelim konumuza. Yani Dünya Çiftçiler Günü'nde Türkiye'nin içinde bulunduğu acı manzaraya. Haberimizi hazırladık. Orhan Sarıvalla'da da sohbete başlayacağız. Milli gelir içinde tarımın payı %5'e geriledi. Dünyada düşen gıda enflasyonunda Türkiye şampiyonluğa koştu. Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak Türk çiftçiler için hayal oldu. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarafından 1984 yılında başlatıldı. Amaç tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekmek. Türkiye'de ise tarım AKP iktidarında dertle anılır oldu. Emekliyiz biz. Mazot da alamıyoruz. Artık arabayı satacağız herhalde. Öyle gösteriyor. Tarımdan kopan nüfus giderek arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2012 yılında 1 milyon 56 bin olan aktif sigortalı çiftçi sayısı bugün 460 bine geriledi. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Yani nereye gideceğini bilemez olduk. Çiftçiyiz, her şeyden zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık yani.
Artan maliyetler, düşen kazançlar, kuraklık tehlikesi, yanlış ithalat politikaları, yetersiz destekleme, düşük alım fiyatları çiftçiyi topraktan uzaklaştırdı. Borçlar günden güne arttı. Maliyetler kat kat yükseldi. Artık sadece işçi parasını kurtarması için ürün yapıyoruz yani şu an. Çiftçilerin bankalara olan borcu bir yılda %64,7, son 20 yılda ise 122 kat artarak 651.6 milyar liraya yükseldi. Bundan sonra ne yapacağız yani? Yapacak bir şey yok, battık yani. Bırakacağız çiftçiliği. Bittik yani, mahvolduk. Görüyorsun abi, işçinin halini görüyorsun abi. 30-35 kişi çalışıyor, aldığımız para işçiye gidiyor. Biz mahvolduk, kazanamıyoruz. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer de AKP iktidarına sert tepki gösterdi. Çiftçiler için çağrıda bulundu. Milli gelirin %1'i çiftçiye verilmesi gerekirken verilmiyor. Mazot da ÖTV'yi, KDV'yi kaldırmıyor. Çiftçilerin aldığı kredilerden dolayı oluşan faiz borçlarını silmiyor. Çiftçi refahını sağlamıyor. Çiftçinin verimli üretim yapmasının şartlarını oluşturmuyor. Ve tarımın milli güvenlik kadar önemli olduğu stratejik bir alan olarak da öneminin farkına varılarak gerçek anlamda kırsala sahip çıkılmalıdır. Evet değerli izleyiciler, Orhan Sarıbal'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Zeynel Bey, hoş bulduk. Sağ olun. Dünya Çiftçiler Günü'nde birlikteyiz. Tabii biz, siz bu sabah Bursa'da bir etkinlikteydiniz. Evet. Yine Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle buraya da yetiştiniz. Çok teşekkürler, kırmadınız bizi, geldiniz. Şimdi içinde bulunduğumuz durumu nasıl özetleyebiliriz acaba? Şuradan başlamak isterim müsaade ederseniz. Bu yaşadığımız durum çok bilinçli, çok istikrarlı, çok iktidar tarafından hesaplanıp kitaplanarak getirilmiş bir durumdur. Yani bu tesadüfen, bilinçsizce ya da uyguladıkları politikaların farklı bir yöne evrilmesiyle, dönüşmesiyle olmamıştır Zeynel Bey. 80'den itibaren Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm daha önce tarım ve çiftçi elbette tamamen kamu elindeydi. Devlet tarafından yönetiliyordu. Ne demek bu? Tarımsal girdileri, mazot, gübre, ilaç, tohum, bütün bunları devlet sağlıyordu. Neyle sağlıyordu? Tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla sağlıyordu. Zirai donatımlarla sağlıyordu. Ve tarım satış kooperatifleriyle sağlıyordu. Neydi bunlar? Marmara Birlik, Fisko Birlik, evet. Ant Birlik, Çuko Birlik gibi, Çaykur gibi kurumlarla sağlıyordu. Peki çiftçi bunları üretiyordu. Finansman, başka maliyetler de var. Bunu da Ziraat Bankası'ndan kredi vererek sağlıyordu ve yine Tarım Kredi Kooperatifi'nde düşük faizli. Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Bankası'ndan aldığı parayı üzerine herhangi bir fark koymadan ya da çok cüzi bir fark koyarak çiftçiye veriyordu. Hem nakit para vererek kredilendiriyordu ama aynı zamanda da onun temel girdilerini sağlıyordu. Peki alım? Alımlarda da biraz önce söylediğim gibi başta Toprak Mahsulleri Ofisi. Başta olmak üzere hububat alıcısı devlet tarafından. Yine diğer bütün ürünlerde pamukta Çuko Birlik, Ant Birlik, kayısıda Kayısı Birlik, zeytinde Marmara Birlik, üzümde yine Tariş ve benzeri kurumlar, yaklaşık 17 kurum, Fisko Birlik, Çaykur, bunlar da çiftçinin ürettiği ürünleri alıyorlardı. Yani aslında sistem tamamen kamucuydu Zeynel Bey. Devlet tarafından girdileri, çıktıları, finansmanı, çiftçi bütün bunlarla hayvancılık boyutuna baktığımızda da süt endüstri kurumu çiftçinin sütünü alıyordu. Et balık kurumu eti alıyordu. Yem ve yem sanayi de çiftçinin ihtiyaç duyduğu yemi sağlıyordu. Ben çiftçi kökenli biriyim. Ziraat mühendisi dediniz ama benim asıl temel varoluş sebebim tarım ve çiftçilik. Biz giderdik, yemimizi alırdık yem sanayinden. Hayvanımızı sattığımızda o et balıktan aldığımız para ya da çeki götürür yem sanayine teslim ederdik. Herhangi bir fark, herhangi bir faiz ve buna benzer herhangi bir ilave olmadan ödememizi yapardık. Böyle bir düzen vardı. Ama 80'den sonra düzen değişti. Özal'la beraber başlayan bir özelleştirme politikaları gelişmeye başladı. Devlet çiftçinin elinden yavaş yavaş elini çekti. Onun yerine tarım dışa açıldı. Gümrükler, gümrük nedir? Gümrük bir ülkedeki üretimi desteklemek amacıyla dışarıdan gelebilecek daha ekonomik bir yapıya karşı içerideki çiftçiyi güçlü tutma, destekleme politikasıdır.
gümrükleri sıfıra çektiler. Hızlıca ithalata başladılar. IMF ve Dünya Bankası politikalarıyla tarımı başka bir yere doğru çevirdiler. 2002'den itibaren gelen AKP iktidarı çok hızlı bir şekilde bu liberal politikaları, yani özelleştirme başta olmak üzere bu ağır, vahşi politikaları çok hızlı uyguladı. Çiftçi tamamen sahipsiz kaldı. Bakın, 4 temel politika uygulandı. 4 temel. 1. Göç politikası. Ne demek bu? Çiftçi tarlasından, ektiği üründen para kazanamadığı için kente gitti. Siz buna bazı diğer yan ilaveleri de yapabilirsiniz. Okulların kapatılması, tabii, köylerin sosyal göçün olarak niteliksizleştirilmesi. Bu göç. İkincisi, yine kapitalizmin çok önemli bir sistemidir bu. Mülksüzleştirme Zeynel Bey. Mülksüzleştirme. Nedir bu? Bu da şudur. Bir, çiftçi para kazanamadığı için tarlasını, toprağını sattı, ayrıldı. Başka bir şey daha oldu. Aşırı borçlanmadan dolayı, biraz önce haberlerde izledik. Aşırı borçlanmadan dolayı çiftçi artık borcunu ödeyemeyecek bir noktaya geldiği için tarlasını sattı, çıktı. Bu ikinci paradigma ki kapitalizmin, yani bu neoliberal düzenin küçük üreticiyi sistemden çıkarıp şirket tarımını önceleyen bir mekanizma. Bir üçüncüsü, biz hepimiz köylü çocuklarıyız. Biz etimiz de evden olurdu, tavuğumuz da evden olurdu, yumurtamız da, çökeleğimiz de, yoğurdumuz da. Ekmeğiniz biz pazardan de hemen hemen hiçbir şey almazdık. Şimdi hepimiz tüketiciyiz. Köylerin hepsi tüketici. Yani üretme, tüket politikası. Göç politikası neydi? Kentlere gelecek olan yoksullaşmış kitleyi yoksulluğu gidermek değil, yoksulluğu yöneterek siyasete bir araç edinme politikasıydı. Üçüncüsü, üretmeyin, tüketin politikasıydı. Dört, gümrüklerle beraber tamamen ithalata dönük yeni bir politika başladı. Hatırlayın, 2003, 2004, 2005 yıllarında döviz sabit, faiz yüksek ve Çin, Rusya ve diğer ülkelerde her şey çok ucuz ve bizim ülkemize dışarıdan ürün gelmeye başladı. İktidarı defalarca uyardık. Yapmayın dedik. Hayır, dünya fiyatları böyle. Dünya fiyatları şöyle diyerek dünya fiyatlarına göre içeriye uyarladılar. Peki bu dünya fiyatlarına Amerikan çiftçisi bağlı değil mi? Fransız çiftçisi bağlı değil mi? Almanya çiftçisi bağlı değil mi? Hayır. Onlar kendi ülke devletleri ayrıca destekledikleri için dünyada buğday fiyatının, arpa fiyatının, mısır fiyatının düşmesi Amerikan çiftçisinin zarar ettirmiyor. Hollanda çiftçisini zarar ettirmiyor. Fransa çiftçisini zarar ettirmiyor. Ama Türkiye çiftçisini zarar ettiriyor. Niye? Çünkü temel iki paradigma var. Bir, ya maliyetleri düşürürsünüz. Çiftçi eker, düşük maliyetle üretir ve onu sattığından para kazanır. Ya da çiftçinin maliyeti fazla olduğunda siz çiftçiye ek gelir desteği yaparak çiftçinin zarar etmesini önlersiniz. Bunların ikisi de olmadı. Tam tersi, çiftçi zarar etsin diye uğraşlar. Ve bugün yaklaşık 30 milyon dönüm arazi üretimden çıktı 2002'den bugüne kadar. Ve biraz önce söylendi borç. Mesela destekleme 22 kat artmış. Yani her yıl bir kat artmış diyelim 22 yıllık AKP iktidarında. Peki çiftçinin borcu 2005'e göre 122 kat. 2002'ye göre 2002'nin sonuna kadar 200 katın üzerinde. 2.4 milyar 2002'nin sonunda çiftçinin borcu, bugün 651 milyar. 200 katın üzerinde. Ama hükümet neyi söylüyor? Ben diyor 22 kat diyor desteklemeyi arttırdım. Peki siz desteklemeyi 22 kat arttırdıysanız, bu yeterli bir destekleme ise neden çiftçi 122 kat 2005'e göre? 2002'nin sonuna göre 200 katın üzerinde daha fazla borçlu. Neden biliyor musunuz? Nedeni şu. Çiftçi bir yılda, örneğin bu yıl için söylüyorum, 2023 yılının üretimini yapabilmesi için çiftçinin yaklaşık 1 trilyon para harcaması lazım. Cebinden 1 trilyon. Bu da mümkün değil. Bu da mümkün değil. Ne kalıyor orada arada? Peki bütün cirosu ne kadar 2023'e baktığımızda? 800 milyar lira. Açık ne? 200 küsür milyar lira. Her 200-300 milyar açığı çiftçi neyle kapatıyor? Borçla kapatıyor. Evet. Yani düşünün, desteklemelere bakın. Bu sene 91 milyar destekleme var 2024 yılında. Çiftçinin kullandığı mazot
125 milyar TL. Yani o mazotunu bile karşılamıyor. Elbette. Yani o desteklemeyi hiçbir şeye harcamasanız bile tümünü mazota verseniz o bile mazotu karşılamıyor. Değil. Şaka gibi. Oysa Avrupa Birliği 5 yıllık planında 310 milyar avro çiftçiye destekleme kararı aldı. Ve bütçesinin yaklaşık %30'u bizim bütçemizin %2'si, %1,5'u bile değil. %1'in altına. Ve 22 yıldır ilk kez %23 ile 2023'te en düşük ama en düşük destekleme yılı oldu. Şimdi baktığımızda çiftçi bu koşullarda Almanya'da 45 bin dolar yıllık geliri. Fransa'da 26 bin dolar yıllık çiftçinin düşen pay gelir. Bizde her çiftçiye düşen pay. Her çiftçiye düşen pay. Bizde ne kadar biliyor musunuz? Orman köylüsü 2500 dolar, normal çiftçi 4000 dolar. Hani iktidar diyor ya, bizi kıskanıyorlar. Evet, hakikaten kıskanıyorlar bizi. Geldiğimiz nokta aynen bu. Bakın çiftçi şu anda çiftçi Bağkur primini ödeyemiyor. 6000 lira prim. Çiftçinin düzenli bir geliri mi var? Defalarca söyledik. Ya bu çiftçinin düzenli bir geliri yok. Çiftçinin bir bilemediğiniz iki hasatı var. İki ürün alınan yerlerde iki defa geliri olur. Bir defa üretimi yapılan yerlerde bir defa geliri olur. Örneğin ben meyveciyim. Benim senede bir defa gelirim olur. O da kurda, kuşa, yağmura, doluya, sele, iklime, başka bir hastalığa, zararlıya kaptırmamışsam senede bir kez gelirim var benim. Ama bana diyor ki sen 365 gün, 12 ay düzenli ödeceksin. Aylık maaş alan biri gibi ödeme yap diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu mümkün Avrupa'da değil. Avrupa'da öyle değil. Evet. Bakın bu çiftçi karın altında, buzun altında, dolunun altında, 45 derece sıcağın altında yetmez. En ağır makinelerle çalışıyor. Traktörün kuyruk mili var. Traktörün tankeri var. Traktör çiğnediği yeri ezip geçer. Her türlü riski var. Hala 9000 günle çiftçi emekli olmak zorunda. Hmm. 7200'e bile indirmediler. Yani neresinden bakarsanız bakın çiftçi Afrika ülkelerine eşdeğer bir konuma gelmiştir. Bak şu anda çok net bir şekilde yıllık 30 milyar dolar bir ithalat var Zeynel Bey. 30 milyar dolar. Sadece hayvancılığa 2023 yılında verilen 1 milyar 383 milyon dolar. 1 milyar 383 milyon dolar. Böyle bir koşulda çiftçinin düzenli üretim yapabilmesi, kalkınabilmesi, insanca yaşayabilmesi mümkün mü? Ortalama yaş 55 ile 60 arasında. 60'a yaklaştı. Köylerde kimse yok. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda bunun bir tesadüf, bunun bir iş bilmemezlik, bunun bir politika uygulayıp ondan peki, farklı sonuç almak olarak değerlendirilebilir mi? Çok haklısınız. Başında zaten o bilinçli bir politika olduğunu söylediniz. Aslında 80'li yıllarda özelleştirmeden sonra gelen bir politika ama bilinçli bir şekilde Türkiye dışa bağımlı hale geliyor tarımda ve bilinçli bir şekilde köydeki insanları kente göçmeye zorluyorlar. Gençler zaten hiçbir şekilde köylerde değil. Bunun nedeni ne? Niye böyle bir politika uyguluyorlar sizce? Bunun bir açıklaması var mı? Tabii bunun açıklaması çok net. Bir tercih bu. İktidar diyor ki ben üretmeyeyim. Şimdi canlı hayvanı satın alıyorsunuz dışarıdan. Eti de alıyorsunuz. Yılda 30 milyon ton yem üretiliyor. Bunun 15 milyon tonu da dışarıda ham madde olarak geliyor. Ya diyor ki zaten ben her şeyi dışarıdan alıyorum. Niye üreteyim de canımı sıkayım diyor. Bu kadar açık, çok basit ama bu kadar. Bütün işi ithalata bağladılar. 2009'da yaptıkları büyük hata süt hayvanlarının kesime gitmesi. Evet, yine biraz öncesi özellikle söylediğim Türkiye'deki buğday fiyatı, arpa fiyatı, mısır fiyatı ve diğer temel ürün, baklagil fiyatlarını uluslararası fiyatlara göre belirleme politikası onları ister istemez ithalatçı hale getirdi. Şu anda buğday Rusya'da 5 lira 6 lira. Mısır 5 lira. Siz şimdi kalkıp benim çiftçimi Rusya çiftçisiyle eşleştirip rekabete soktuğunuzda evet ithalat daha kolay geliyor. Çünkü iktidar bunu tercih olarak yaptı. Hmm. Ama geçmiş iktidarlar 1920, 2002 hatta 1980 diyelim o kırılma noktasına kadar devlet bu ülkenin kapılarını dışarıya kapattı.
Ama biz Covid'de şunu gördük. Covid'in sonlarında da şunu gördük. Para vardı, ithal edecek buğday bulamadılar. Para vardı, ithal edecek buğday bulamadılar. Dolayısıyla dünyadaki küresel iklim ve küresel iklim değişikliği ve iklim krizleri, savaşlar, ekonomik bunalımlar, her türlü jeopolitik riskler kapı başımızda, yanı başımızda duruyor. Bu dünya artık öyle bir dünya oldu. Hem çok yakın ama bir o kadar da çok uzak. Dolayısıyla dünyada Covid-19 döneminde başta Amerika olmak üzere tarımda çok büyük üretim yapan ülkeler tarıma çok büyük kaynak ayırdılar Zeynel Bey. Çok büyük. Aynen ne zaman? İkinci Dünya Savaşı sonrasında o gıda krizlerini yaşayıp daha sonra bütçelerinin %60-70'ini tarıma yatıran büyük Avrupa ülkeleri gibi. Covid'de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, Kanada, Hollanda, Rusya çiftçiye çok büyük destekler verdiler. Hatta Fransa Devlet Başkanı aynen şunu söyledi. Siz değerli çiftçilerim, sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer biz Covid'de açlıktan ölmediysek ve karnımızı doyurabiliyorsak evlerimizden oturarak sayenizde, sizlerin sayesinde. O yüzden size her türlü desteği yapacağız dediler. Bizimkiler ne yaptı? Hesap numarası verdiler, para yatırın dediler. Evet. Geldiğimiz hal bu. Bu kadar açık, bu bilinçli bir paradigma. Ama özellikle 2003'ten 2009'a, 2011'e kadar uygulanan döviz kur politikası, Türkiye'yi sınırsız bir şekilde dışa açma, hayvancılıkta bütünüyle ithalata dayalı yanlış politikanın bedelini bugün hem iktidar ödüyor ama iktidardan çok çiftçi ve halkımız ödüyor. O günlerde kendi çıkardıkları yasaya uysaylardı, yani gayri safi milli hasıla, milli servetin %1'ini çiftçiye destek olarak vereceğiz dedikleri Tarım Kanunu'nun 21. maddesini uygulasalardı, bugün hemen hemen bu tür bir krizle, bu tür bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Sonuç, çiftçi gerçekten şu anda sadece 60 yaşlarındaki insanlar tarımda köyde kalıyor. O da mecbur kaldığı için. İki, şirket tarımına döndüler. Ama şirket tarımının maliyeti, şirket tarımının işi bambaşkalaştı. Bu ülkenin devasa holdingleri, devasa büyük aileleri tarıma girdi ama girdikleri gibi çıktılar. Öyle kolay değil bu işler. Üç, şu anda çiftçi gerçekten borcunu ödeyemeyecek durumda. Bu bitti. Eğer yarın borç vermiş olan kurumlar, bankalar deseler ki yarın borcumuzu getirin. Bakın hükümet tasarruf yapıyor. Biz de belirli şeyleri yapmak zorundayız. Paraya ihtiyacımız var. Bu borcu getirin deseler çiftçi elindeki traktörü, elindeki romorku, elindeki tarlayı, hatta varsa oturduğu satmak ev zorunda. Onları satmak zorunda. Kaldı ki Zeynel Bey bu bilinsin. Bu söylediğimiz 651 milyar liralık borç sadece bankalara olan borç. Ha. Peki tarım ilaç bayilerine, gübre bayilerine, damlama sulama bayilerine, piyasaya 1 trilyon borcu var çiftçinin, 1 trilyon. Bu 650 milyar, 51 milyarlık borç sadece ve sadece bilinen kamu ve özel bankalara tarımsal amaçla alınmış borçlar. Peki tarım dışı borcu da var çiftçinin. Biz çiftçiyiz, yetiştiremiyoruz. Tarım kredisi bana diyor ki 300 bin lira alırsın ya da 1 milyon lira alırsın. Şu kadarına düşük faiz, bundan sonrası yüksek faiz. Şu anda Türkiye'de en yüksek faizi kim kullanıyor biliyor musunuz? Tarım kredi kooperatifleri. Eğer ben tarım kredi kooperatiflerinden bir ürün alsam, gitsem tarım ilacı alsam, gübre alsam, ilaç alsam ya da nakde sıkıştım, belirli bir miktar nakit durumum var, alabiliyorum. Göstermiş olduğum ÇKS'ye göre %58'in üzerinden faiz uyguluyor bana. Söylüyorum, hangi çiftçi %58 karla bunu yapacak? Bakın bugün tarih kaç? 14 Mayıs. 14 Mayıs. Biraz önce gördük. Çay hasadı başladı mı? Başladı. Fiyat var mı? Yok. Bir firma kendi kafasına 17 lira dedi. O baz alınıyor. Bugün çiftçinin, çay üreticisinin çayın tarladaki minimum maliyeti 20 lira. Peki buğday fiyatı var mı? Geçen sene seçim vardı. Seçimden önce açıkladılar. Şimdi niye açıklamıyorlar? Neden fiyat vermiyorlar? Arpa niye yok? İlk kez. Tarihte AKP döneminde çiftçi bu kadar sahipsiz. Evet. Bu kadar sahipsiz. Dolayısıyla temel sorun
iktidarın anlayışı ve zihniyetidir. Çiftçi gerçekten çok zor bir süreç yaşıyor ama buna rağmen üretime devam ediyor. Ben burada onların Dünya Çiftçi Günü'nü bir kez daha kutluyorum ama bugün çiftçinin sesinin en yüksek bir şekilde yükselip sorunlarını ortaya koyduğu, duyan var mı mesajını verdiği bir gün olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Orhan Sarıbal, çok çok teşekkürler. Gerçekten de çok kısa süre içerisinde bu içinde bulunduğumuz acı durumu özetleyen bir konuşma yaptınız. Ve bugünün tutanağına girdi 14 Mayıs'a. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, yarın yine...